Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. 28 Mayıs seçimlerinden sonra Türkiye ve Amerikan ilişkilerindeki en büyük test noktası F-16. F-16 izni ne zaman çıkacak? Bir taraftan NATO içerisinde de Türkiye'nin uzun zamandır İsveç'e uyguladığı veto var. Bu veto kalkar mı? F-16 kararı çıkar mı? Bu videomuzda bu son gelişmelere birlikte bakacağız. Bugün NATO açısından önemli bir gün. Bir taraftan Almanya merkezli NATO tarihinin en büyük hava tatbikatlarından biri olan Air Defender 2023 başlıyor. Katılımcılar arasında Türkiye'de var. 3 F-16'mızı Almanya'ya yolladık. Ve tam 250 uçak Almanya'nın kuzeyinde, batı ve doğu kısmında tatbikat yapacak. Buradan da tabii Rusya'ya çok böyle bir açık bir rest çekiyor NATO. Diğer taraftan bugün NATO Genel Sekreteri Amerika'da, Washington DC'de Amerikan Başkanı Biden ile bir araya gelecek ve en önemli konu NATO'nun genişlemesi. Şimdi NATO'nun iki aday üyesi vardı. Ukrayna Savaşı'ndan sonra riski üzerinde hisseden Finlandiya ve İsveç çok uzun yıllardır NATO'nun askeri kanadında yer almıyorlar, tam üye değiller. NATO'ya tam üyelik başvurusu yaptılar. Türkiye geçtiğimiz ayda İsveç'in bu başvurusuna dur dedi. Finlandiya'nın yaklaşımını ise onayladı. Finlandiya bir üye haline geldi. Türkiye ile İsveç arasındaki en büyük problem, İsveç'te özellikle bölücü terör örgütü PKK ve diğer uzantılarının yoğun bir destek görmesi. Geçmişte İsveç, Türkiye'nin insan haklarını ihlal ettiği iddiası ile çok ciddi bir silah ambargosu uzun yıllar Türkiye'ye uyguladı. Fakat konu NATO olunca hemen o ambargoyu kaldırıverdiler. Fakat ülkede Türkiye'nin talep ettiği, işte bölücü terör örgütünün elebaşları var, çeşitli sempatizanları var. Bunlarla ilgili aynı zamanda FETÖ konusunda da bazı girişimler var. Onlarla ilgili suçlanan kişiler Türkiye'ye geri istiyor ama İsveç bunlarla ilgili ayak diretiyor. Ayak direttikçe de Türkiye NATO üyeliğini bekletiyor. Şimdi bu bekletmeye karşı masaya Amerika Birleşik Devletleri F-16 talebini yatırmış durumda. Biden özellikle bunu çözün diyor. Türkiye F-35 programının üyesiydi. Fakat Amerika'nın Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini almasıyla birlikte F-35 programından Türkiye'yi çıkardı. Türkiye'nin ödediği yaklaşık 1.2 milyar dolar vardı ve Türkiye'nin de bir yandan uçak ihtiyacı vardı. Bütün sistemi bu adımıyla Amerika kilitledi. Bunun karşılığında da şöyle bir pazarlık yönetildi. Dedi ki Türkiye, benim ara uçak kapsamında bana 40 adet blok 70 F-16 ver. Bu 1.2'de bunun işte bir ön ödemesi gibi bir şey yapalım. Elimde de 79 adet F-16'yı da modernize edelim. Bunlarla ilgili kitleri bana ver. Fakat işte ek hava mühimmatları, akıllı mühimmatlar, modernizasyon, 40 adetlik alım, 20 milyar dolarlık bir bütçe. Buraya da Amerika'dan bir türlü onay çıkmıyor. Biden kongre içerisindeki özellikle Rum ve Ermeni lobilerinin yoğun bir şekilde bu konuyu engelleme çalışmalarını tam anlamıyla önüne geçemiyor. Geçemediği sürece de Türkiye'ye bu onayın çıkıp çıkmayacağı halen soru işareti. Biden tabii çok diplomatik bir yolla kendisinin ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan'ı bizzat uluslararası silah satışıyla ilgili kongre üyelerini arayarak fikirlerini almaya, niyetlerini anlamaya çalışıyor. Ancak kongre üyeleri genellikle Sullivan'a Türkiye'ye F-16 satışı için tek engelin İsveç'in NATO üyeliği olmadığı, Ankara'nın kapsamlı bir politika değişikliğine gitmesi gerektiği cevabını veriyor. Nedir bu kapsamlı politika değişikliği? Öncelikli olarak Rum lobisi için Yunanistan'a işte diyor, Yunanlıların 12 milini kabul edelim, hiç Ege'ye çıkmayalım, Doğu Akdeniz'i silelim. Öbür tarafa dönüyoruz. Türkiye'nin Kuzey Irak'taki ve Suriye'deki politikaları bir şekilde bu arkadaşları çok ciddi rahatsız ediyor. Ve diyor ki Biden Türkiye İsveç'i kabul etse de, Biden onaylasana, biz arkasından çıkartacağımız, vereceğimiz kanun teklifleriyle bu satış anlaşmasını kilitleriz. Masada böyle bir gerçekten iki tarafı da çıkmaz bir şekilde bir çalışma var. Şimdi Türkiye'nin mevcut 200'ün üzerinde F-16 uçağı var. İşte blok 30'lar var, 40'lar var, 50'ler var, 50 plus'lar var. Ve Türkiye'nin son dönemde de attığı çok önemli bir adım var. Özgür modernizasyonu. Bu neredeyse 10 yıldır devam eden bir modernizasyon. Blok 30'un satın aldığımız yazılım haklarıyla birlikte bütün
o sistem artık bir Türk sistemi haline gelmiş durumda. Yazılımları yerleştirilmiş durumda. Yerleşmesi yazılımın ne demek? Bu yerleştirdiğiniz yazılımla birlikte uçağa istediğiniz mühimmatı yüklemeniz, istediğiniz görev tanımını yapabilmeniz, istediğiniz düşman tanımını yapabilmeniz anlamına geliyor. Bunlarla birlikte işte Türkiye'deki paydaşları başta Aselsan olmak üzere TUSAŞ'la birlikte çok ciddi bir kokpit modernizasyonu yapıyorsunuz. Zaten bu uçakların gövde ömürleri 8000 saatten 12000 saate doğru çıkartılmış, gerekli gövde yenileştirilmeleri yapılmış durumda ve elinizde en azından 20 yıla yaklaşık süre kullanabileceğiniz bir uçak konsepti çıkmış durumda. Türkiye diyor ki eğer Amerika bu F-16 alımı ve modernizasyonunu kitlemesi durumunda ben bunlarla ilgili yeteneğe kavuştum. Oturum diyor, kendim bunun modernizasyonunu gerçekleştiririm diyor. Bunu nasıl yaparız? Blok 30'dan aldığımız teknolojilerin dediğim gibi 40, 50 ve 50 Plus'ta uygulanarak bir kere aviyonik ve sistem olarak modernizasyonunu yapmak. Bunu da yaparken tabii ki bu uçaklarla ilgili yazılım haklarını da almak gerektiğini ifade etmemde fayda var. Bu şekilde ben uçağı modernize ederim diyor. Diyelim ki iyi bir şekilde aviyonik sistemlerle modernize ettiniz. Sizin düşmanı görebilmeniz için iyi bir radara ihtiyacınız var. Radar konusunda da Aselsan, ISA olarak adlandırılan, işte çok rollü, aynı anda çok sayıda hedefi takip edebilen radar konusuna artık koşarak sonuna gelmiş durumda bu projenin. Ben de diyor senden radar almam ve ISA olarak adlandırılan bu radarı uçaklara koyarak çok büyük bir eksiği kapatırım ve ihtiyacımı milli muharip uçak Kaan gelinceye kadar tamamlarım diyor. Şimdi Türkiye'nin önünde önemli kıvrımlar var. Neler bunlar? Önemli virajlar var. Birincisi yeni kabineyle birlikte ekonomi konusunda bir kemer sıkma politikaları ben bekliyorum. Şimdilik hani daha rahat rahat gidiyor ama muhtemel bu kemer sıkma politikasıyla ilgili işte bu 20 milyar dolarlık ek bütçe nasıl bulunacak? Benim merak ettiğim konulardan bir tanesi. İkincisi Türkiye bu F-16 restini çekerek ben çok daha kendi modernizasyon sistemiyle bunu çözerim derken muhtemel o konularla ilgili yatırımları milli muharip uçağa doğru kaydıracağını tahmin ediyorum ve geçişin bu şekilde yapılacağı ifade ediliyor. Peki Türkiye bu F-16 restini çekerken neleri ortaya atmış olabilir? Bunlar sadece tahmin benim gördüğüm. Yunanistan'ın kendi hava kuvvetleri modernizasyonunda malum Fransa'dan Rafale uçaklarını aldı. Rafale gerçekten iyi uçak. ISR radarına sahip ciddi bir yetenek. Bunlarla birlikte de Amerika'dan kendi F-16'larını Viper modernizasyonuyla yenileştiriyor ve üstüne de F-35 koymak istiyor belirli bir miktar. F-35 ile ilgili talepler gidilmiş. Bunlar artık sıraya alınmış durumda. Türkiye muhtemel ben F-16'yı almıyorum ama Yunanistan'a da dengelerin bozulmaması amacıyla F-35 satmayacaksın adımı da atabilir gibi duruyor. Gerçekten önümüzdeki çok böyle bir poker masası gibi herkesin bir resti var. El arttırma, rest çekme gibi durumlar. Bunlar nereye doğru gidecek, ne yapılacak, ne edilecek, nasıl çözülecek? Bunlar gerçekten önemli gelişmeler ama bu çözümün muhtemel ilk ayağını ben Temmuz ayında yapılacak olan NATO'nun bir toplantısı var. Bu NATO toplantısında da bu konu masaya yatırılacağını ifade etmekte fayda var. Yaklaşık 2 yıl önce Türkiye'nin Amerika'dan bir talebi vardı. Bu talep F-16 uçaklarına yapılacak kısmi bir modernizasyon isteğiydi. Nisan 2023'te bunun modernizasyonu 253 milyon dolarlık paketi çıktı. Şimdi modernizasyon değil, uçakların genel modernizasyonu değil. Burada NATO operasyonlarında kullanmak üzere uçakların bir aviyonik kit, yani toplam 199 adet F-16 uçağı için, bunlar blok 30, blok 40 ve 50 için Link 16 çok fonksiyonlu bilgi dağıtım sistemi ve otomatik yer çarpışma önleme sistemi AutoGCAS bunları ifade ediyordu. Hatırlayacaksınız AutoGCAS ile ilgili daha önceden de sizlere bir video hazırlayarak nasıl çalıştığını anlatmıştım. Link 16 ile ilgili talebin asıl nedeni NATO operasyonlarına Türk uçaklarını daha iyi işte anlık harekat resmini aktarabilecek Link 16
için bir güncelleme yapılması. Yani bu bizim F-16'larımızda bizim önceliğimiz değil, NATO görevlerinde kullanılması için önemli bir öncelik. Türkiye NATO'nun çok aktif üyelerinden bir tanesi. İşte bir yere asker, gemi, uçak yollanacak. Bakıyorsunuz hiç Yunanistan yollamıyor. Türkiye işte Amerika Birleşik Devletleri gidiyor, İngiltere gidiyor, Fransa gidiyor. Gerçekten bu ülkelerin arkasından hemen Türkiye geliyor. Çünkü Türkiye çok aktif bir silahlı kuvvetlerine sahip. Gemisinden tankına, uçağından helikopterine, yoğun bir operasyonla bunları kullandığı için kuvvetleri eğitim açısından da bunlara hazır. Bu da olayın başka bir yönünü açıkçası oluşturuyor. Şimdi tabii burada alternatifler nelerdir? Kimse vazgeçilmez değildir. Masaya ne konuyor, ne gelecek, nereye gidecek? Bunlar da bizlerin merak ettiği konular başında. Önümüzdeki günler F-16 konusunda enteresan gelişmeler olabilir. Türkiye'nin bu restini Amerika görebilir veya farklı bir adımla daha değişik çözüm aşamalarına gidebilir. Bunları hepimiz yaşayacağız, göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.